التذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا فلا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض فما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم رجيم olan ve lanetlenmiş olan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman olan, Rahim olan, esirgeyip bağışlayan Allah-u Teala'nın adıyla başlarım. Yunus Suresi 71. ayet. Onlara Nuh'un haberi
haberini oku. Yani Nuh'u anlat. Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam bir peygamber biliyorsunuz. Adem, İdris, Nuh, Hud diye Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Yani Nuh Aleyhisselam'ın hayatını, onun başına gelenleri anlat Peygamber Efendimiz'e. Geliyor bu ayet, anlat. O günden bugüne Rabbimiz bize bildirmiş, Kur'an'da ismi geçen peygamberler anlatılır ki ibret alınsın, ders alınsın. Onların yaşadığı gibi, onların ahlakıyla insanlar ahlaklansın diye. Bir zaman kavmine demişti ki Nuh Aleyhisselam, وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَانُوا اِذْ قَالَ لِكَوْمِي يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِرِي بِي آيَاتِكَ. Ey kavmim, ey benim etrafımda bulunanlar, kavim, yani bugünkü iletişim araçlarını düşündüğünüz zaman, hitap ettiğiniz zaman tüm dünyaya, tüm insanlara duyuruyorsunuz siz. Ama o günkü şartlarda, ama belki de o günde Nuh tufanından önce de belki duyurulabiliyordu yani. Tüm insanlar duyabiliyordu belki. Nuh tufanı ile biliyorsunuz her şey sıfırlandı. O kavmine, ey kavmim, eğer benim aranızda durmam ve Allahu Teala'nın ayetlerini ihtar edişim, size anlatışım, sizi uyarışım size ağır geliyorsa, bilin ki ben Allah'a güvenmişimdir. Yani Allahu Teala'nın size bildirdiklerini size bildiriyorum. Bana bildirdiklerini size bildiriyorum. Bunlar size ağır gelmesin. Allahu Teala'ya güvenin. O sizi yarattı. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar verin. Sonra yapacağınız iş size bir üzüntü vermesin. Birlikte karar verin. Daha sonra verdiğiniz kararı bana uygulayın. Ve elinizden geliyorsa bana bir an dahi göz açtırmayın. Allah-u Teala'nın bildirdiklerini bildiren Nuh Aleyhisselam kavmine anlatırken onun anlattıklarını reddeden bir anlayış, kabul etmeyen anlayış, Nuh Aleyhisselam'a karşı çıkış, Allah'a güvenin, ona inanın dedikçe onlar, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, evet, ona karşı çıkıyor. Nuh Aleyhisselam da ne yapacaksanız yapın artık. Yani bu karşı çıkış, bunları kabullenmek nereye kadar? Toplanın, bir karar verin. Ne yapacaksanız elinizden geliyorsa yapın. Eğer aldırmazsanız bu söylediklerime, bu anlattıklarımı kulak ardı ederseniz, aldırmazsanız, önemsemezseniz, karşı çıkarsanız, ben sizden bir ücret istemedim ya, niye bunları yapıyorsunuz?
istiyorum, bir karşılık mı istiyorum? Benim mükafatım ancak Allah'a ait ve ben onun birliğine boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ben ona iman ediyorum. Ben ona teslim oldum. Siz de ona teslim olun, siz de iman edin diyor Nuh Aleyhisselam. Bunun üzerine yine onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide beraber bulunanları kurtarıp yeryüzünün halifeleri yaptık. Öbürküler suya gark oldu. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk, suda boğduk. İşte bak, uyaranların akıbeti nasıl oldu? Yani Peygamber Efendimiz'e Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken Allah-u Teala, bak, onlar da böyle karşı çıkarsa sana, onların sonu da böyle olur. Siz de, yani bugün de bu anlatılanları anlatıyoruz ki, siz de Nuh Aleyhisselam'ın tebaı gibi, kavmi gibi yapmayın. Nuh Aleyhisselam yüzyıllarca, yani bir değil, iki değil, üç değil, beş tane değil, Efendimiz biliyorsunuz 23 sene peygamberlik olarak kaldı, peygamberlik yaptı. Ama Nuh Aleyhisselam 1000 sene, 900 sene. Yani 1000 sene gelin Allah'a inanın, iman edin dedikçe insanlar daha kaçtı ya. Ve demediklerini bırakmadılar. Sen sihirbazsın dediler, sen delisin dediler, büyücüsün dediler. Neler yapmadılar ki? Ama gelin görün, oğlu bile ben dağlara çıkarım, yükseklere çıkarım. Bana su ulaşamaz. Karşı çıktılar. İşte 1000 sene Allah'a çağıran Nuh Aleyhisselam'a inanmayan o insanlık, o kavim, o millet Nuh tufanıyla yerle yeksan oldu. Ey insanlar, bugünkü yaşayanlar da Peygamber Efendimiz dönemindekiler de, siz de bırakın inanmamayı, karşı çıkar, eziyet ederseniz Allah yoluna davet edenleri, onları alaya alırsanız sizin de başınıza gelir bunlar. Sonra onun arkasından birçok peygamberleri toplumlarına, kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık mucizelerle geldiler onlar. Fakat daha evvel yalanladıklarına bir türlü inanmak istemediler. İşte biz taşkınlığı alışkanlık haline getirenlerin kalplerini böyle mühürleriz. Dikkat edin, siz de kulak ardı etmeyin. Allah-u Teala'nın ayetlerini dinleyin. Bu davete icabet edin. Yoksa kalpleriniz mühürlenir. Duyan kulaklarınız duymaz olur, gerçekleri görmez olursunuz. Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u Firavun ve cemaatine ayetlerimizle gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Gururlandılar, kibirlendiler. Onlar da inanmadılar. Zaten suçlu bir topluluklar. Kendilerine tarafımızdan mucize geldiği zaman şüphesiz bu apaçık bir sihirdir. Apaçık sihir dediler. Peygamber Efendimiz'e de öyle dediler.
Musa, ya size gerçek geldiği zaman böyle mi söylüyorsunuz ya? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar asla kurtuluş bulamazlar. Dediler ki, sen bize atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan bizi çevirip bu yerde atalarımızın bir yolu vardı. Yol doğrudur. Senin dediklerin yanlıştır. O yoldan bizi çevirip bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz, dediler. Yani hep karşı koyuş, hep karşı çıkış, hep ola gelmiş. İnsanlık tarihi maalesef böyle. İnananlar, iman edenler hep azınlıkta kalmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuş ya, bu din garip geldi, garip gidecek. Ne mutlu gariplere. İşte dedin ya, bu camide cemaat yok mu falan. Değil mi? Yok işte öyle. Camiler garip. Kur'an okuyan, Kur'an garip, Kur'an okuyanlar az. Dünya üzerine baktığınızda, dünya nüfusuna baktığınızda, insanlara baktığınızda 8 milyar insan kaçı inandım diyor, kaçı iman ettim diyor. Müslüman topluluklara baktığınızda yani %20'si yapmıyor. 100 kişide 20 kişinin inandım demiyor. Bu inandım diyenlerin kaçı secdeye gidiyor, kaçı öyle yani baktığınız zaman hep böyle. Evet, ne mutlu sizlere ki Allahu Teala'nın davetine uydunuz. Sabah kalkıp Allahu Teala'nın huzuruna geldiniz. Siz Nuh Aleyhisselam'ın tebaı gibi, Peygamber Efendimize karşı çıkanlar gibi, efendim Musa Aleyhisselam'a karşı çıkanlar gibi değil, onun davetine uyanlardan onlar gibi oldunuz. Ne mutlu size. İşte biz bu yoldayız. Bizim neslimiz de bizi örnek alıp bu yolda olmalıdır. Öyle olur inşallah. Rabbim gününüzü hayırlı eylesin. Sabahınız bereketli, hayırlı olsun, mübarek olsun. El-Fatiha.